Çok değerli basın mensupları, 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerindeki yangınlarla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. 71 yangının 57'sini kontrol altına aldık. Daha önce de söylediğim gibi çok uzun zamandır karşılaşmadığımız derecede büyük yangınların aynı zamana rastlamasından dolayı bir miktar daha çalışmalarımız uzuyor. Ancak şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Bildiğiniz gibi kontrol altında demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibariyle birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk. Ancak şu anda ihtiyaten iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altında diyemiyoruz. Aktif yangınlar Adana, yine burada da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye hakeza öyle. Antalya şu an bu bölgede, Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de, Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da, yani Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir yangın var. Orada da ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, o da şu an Antalya Manavgat bölgesinde, sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da, bir de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Buradan cenaze namazlarına da bakanlarımızla beraber cenaze namazlarına da katılıyor olacağız. Hava şartlarını tekrar etmeye gerek yok. Nemin çok düşük olduğu, 40 derecenin üstünde sıcaklıklar. Ve salı gününe kadar da bunların devamı bekleniyor. Buradan sizler vasıtasıyla gene vatandaşlarımızı, tüm milletimizi uyarmış olalım. Ormanlık alanların yanından geçerken, ormanlık alanları kullanırken çok çok dikkatli olalım. Bugünler, özellikle nemin yükseleceği zamana kadar, bugünler son derece yangınlar için hassas günler. Genel bir bilgi vermek istiyorum. Temmuz'daki yangınlarla alakalı. Diğer ülkelerde neler oluyor? Gelişmiş ülkelerde neler oluyor? Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Tekrar ediyorum, 1 milyon 250 bin hektar. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3000'in üzerinde yangın vardır, 20 bin hektardır. Kanada'da sadece bir ayda 1 milyon 250 bin hektar. Rusya'da Temmuz ayında yine 1 milyonun üzerinde, 1 milyon hektarın üzerinde 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da, Kaliforniya'da devam eden yangınlar var. Temmuz ayında 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz. 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Yani bu işin herhangi bir gelişmişlikle veya batı medeniyeti olmasıyla veya başka bir şeyle alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da ben Orman Teşkilatımıza tekrar teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat, nevi şahsına münhasır ve dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, ama tabii ki belirlenen son teknolojileri, insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız. Maalesef tabii
yangınlardan hemen sonra veya yangından sürerken bunları istismar etmek maksadıyla imara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi anayasanın 169. maddesi orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez, başka bir şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Eğer turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa zaten 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bu konuyu da rica ediyorum. Lütfen istismar etmeyelim.